Buradan iktidara sesleniyorum. Televizyonlara çıkardığınız adamlarınız üzerinden dönüp milleti azarlamaya hakkınız yok. Sen gidip vatandaşa her şey kontrol altında, paniğe gerek yok deyip, sen gidip vatandaşa stok yapmayın deyip, sonra bir gece ansızın vatandaşa hazırlık yapacak zaman bırakmadan sokağa çıkma yasağı ilan edersen o millet sokağa çıkar. Bu kadar basit. Siz önceden haberdar olduğunuz için hazırlık yapmış olabilirsiniz. Ama hafta içi çalışan, hafta sonu evinin haftalık ihtiyacını, pazarını yapan vatandaşımıza bu tür eziyetler çektirip panik yaşatamazsınız. Size güvenip erzak stoku yapmayan bir babadan böyle bir durumda evde kalmasını bekleyemezsiniz. Devleti babasının çiftliği, ülkeyi de şahsının tapulu mülkü zanneden bir anlayışla beceriksizliklerinizi milletimize fatura edemezsiniz. Buradan sizlerin huzurunda bir kez daha Sayın Erdoğan'a çağrıda bulunuyorum. Uyarılarımızı dikkate alıp zamanında uygulayarak süreci daha az kayıpla atlatabilmek hala mümkün. Sen bu ülkenin cumhurbaşkanısın. Siyasetinin merkezine kendini ve yakın çevreni değil, milletini koymak zorundasın. Siyasal iletişim kampanyalarını artık bırak. Bu zor günde vatandaşının yanında ol. Devlet aklıyla bilim kurulunun önerileri çerçevesinde hazırlanacak ve devlet ciddiyetiyle uygulanacak bir programla ülke genelinde 15 günlük zorunlu karantina ilan edin. Buna paralel olarak ekonomik destek paketini salgından birincil derecede etkilenip zora düşen vatandaşlarımıza direkt nakit yardımı da içerecek şekilde milli gelirimizin en az %7'si seviyesine genişletin. Karantina süresi içinde yoğun bir tarama kampanyası başlatıp COVID-19 vakalarını daha geniş ölçekte belirleyip haritalandırın. Tanı konulan hastaların yakınlarını da takibe alın. İşin bir ucu da bu AKP'nin kriz yönetiminin yanlışlarının konuşulmaması. Yani evet. Sosyal medya ile alakalı tam anlamıyla aslında sosyal medyanın tamamen fişinin çekilmesinin gündemde olduğunu biz bu süreçte öğrendik. İktidar partisinin aslında bu salgınla alakalı ekonomi paketinin içine, yani o torba paketin içine sosyal medya ile ilgili bir düzenleme sıkıştırdığını biz öğrendik. Hı hı. Anladığımız kadarıyla iktidar partisi bir sonraki adımda duramadığı ve kontrol edemediği tek mecra olan sosyal medyanın tamamen fişini çekmeyi planlıyor, öyle değil mi? AKP kesinlikle öyle. İktidarını güçlendirme hamlesine çevirme gayreti içerisinde. Bunu her anlamda görüyorsunuz. Yani ben toplumun sağlığını koruyayım, toplumun ekonomik kaygıları var, bununla ilgili kaygıları gidereyim falan, bütün bunlardan uzak. Kendi iktidarını güçlendirme, iktidarıma aman halel gelmesin, aman yandaşlarım malından mülkünden olmasın. Yandaşlarım dediği kendisi zaten. Yani evet, Mehmet doğru. Cengiz başta bir sürü paravan şirketi var. Paravan holdingi var bu iktidarın. Anlatabiliyor muyum? Bir bölümünü yüzdeye bağlamış, komisyona bağlamış, bir bölümü de bizzat kendisinin. Mehmet Cengiz denen adam kim? Onun mu o servet? Onun mu holding? Değil yani. Saray. Bunu artık herkes görüyor ve biliyor. Mesela şöyle bir şey de pompalanıyor. Ya işte efendim otoyollardan geçiş garantisi, köprülerden geçiş garantisi, şehir hastaneleri kullanma garantisi veya havaalanları yolcu garantisi gibi şeyler, devlet bu garantileri ertelesin falan, ödemesin. Yani köprüyü kimse kullanmıyor ki şu anda. Niye bir daha hala bu? Eğer halk yararına bir hükümet veya bir idare başta olsaydı bunu bin kere yapardı. Derdi ki çoktan o şirketlere, kardeşim olağanüstü bir dönem yaşıyoruz. Ben de hükümet etme yetkimi kullanıyorum ve bu ödemeleri erteliyorum. 6 ay ödeme yapmayacağım. 6 ay sonra da bakarız. Buna kimse bir şey diyemezdi. Koca koca firmalar, holdingler çöküyor yahu. Buna kimse bir şey diyemezdi. Peki o ödemeler niye devam ediyor şu anda biliyor musun? Çünkü o projeler hazineyi boşaltma projesi olarak bizzat saray tarafından planlanmış bu projeler. Yani hazineden alıyor, o şirketten geçirip arkadan cebe indiriyor. Şimdi bunu durdurması, bunu ertelemesi demek
kendi cukkasını, kendi gelirlerini kesmesi demek, kendi zenginleşmesinin önüne ket vurması demek, hazineyi boşaltma projesini durdurması demek. Anlatabiliyor muyum? Evet. Normal doğrudan cebe giren, yani doğrudan, saraya giden paranın musluğunu kesmesi. Doğrudan cebine giren paranın musluğunu kesmiyor. Orada da bir halk yararı yok. Şimdi 15 Temmuz'da bir seferberlik ruhu ilan ettiler ve okey, tamam, bunda da başarılı oldular. Erdoğan'ın, bugünden bakarak söylüyorum, Erdoğan'ın liderliğinin en güçlü olduğu zamanlardır mesela. 15 Temmuz sonrası birkaç ay, yeni kapı ruhu falan, hatırla. Şimdi de böyle bir şey çıkartabilir miyiz dediler ama baktılar ki toplum falan bu işe biraz uzak. Fırsat bu fırsat rafta bekleyen düzenlemeleri hayata geçiriyorlar. Sosyal ağlarda düzenleme meselesi de bu. Birincisi, bir ajandaları var. Yani bu bir kere daha ortaya çıktı. Siz Erhan Bey'le yaptığınız yayında da bahsetmiştiniz. Erhan Bey grup yorum üyeleriyle veya grup yorumun Facebook hesabı dahil o listeyle kendisinin nasıl aynı listede fişlendiğini detaylı olarak anlatmıştı. Aynen onun gibi bir ajanda var. Bu konularda da bir ajanda var. İktidarın ne yapacağını, ne zaman ne yapacağına dair bir ajandası var. Sadece bunun zamanlaması bekleniyor. Fırsat bu fırsat, hemen o düzenleme raftan indiriliyor. Tamamdır, biz zaten bu konuda rahatsızdık. Ne zamandır böyle bir şey yapmayı hayal ediyorduk ama işte fırsat kapımıza geldi. Nedir? Korona. Şimdi sosyal ağlarda bu. Sosyal ağlarda AKP çıktığından beri hiçbir zaman gündem olamadı. Hiçbir zaman da oradaki gündemi kendine eviremedi. Ama şunu yaptı. Trollerle falan algı yönetmeye çalıştı. Veya işte insanların sinirlerini bozmaya, psikolojilerini dağıtmaya çalıştı. Yer yerde başarılı oldu troller bunda. Fakat ortamı kirletmeye aslında, pislik atmaya uğraşıyorlar. Trollerin görevi bu. Moral bozucu bir tarafı da vardı. Ve onda da başarılı oldular yer yer. Kimilerinin morallerini bozdular. Ve onları da gördük. Ama söyleyeyim, trollerin sayısı da son dönemde hayli düştü. Çünkü paradan kaynaklı. Yani o ya muslukları kesildi ya artık çalışacak adam bulamıyorlar, bilemiyorum. Yakındır bitecekler, yani kalmayacaklar. Öteden beri senin de söylediğin, bu işin bir fişini çekelim. Evet. Yani bu var. Fakat handikapları da var bunun. Yani YouTube'u kapattı Türkiye. AKP iktidarında yaptı bunu 2 sene. Doğru. Twitter'ı kapattı birkaç ay. Fakat bugün bu çağda, yani WhatsApp'ı kapattınız örneğin. WhatsApp hiç kapanmadı Türkiye'de ama diyelim ki kapattınız. Çünkü o da sosyal ağlardan sayılıyor ve şu anda pek çok olay WhatsApp gruplarında dönüyor mesela. İnsanlar açıktan yazamadığı şeyi WhatsApp gruplarında güvenilir bulduğu bir grupla paylaşıyor. Neyse. Ama bunun yüzlerce alternatifi var Turan. Yani WhatsApp'ın da alternatifleri var. Sosyal YouTube'u kapatırsan adam gider videoyu başka bir yere yükler. Yüzlerce video platformu var. Yüzlerce sosyal ağlarda konuşacağınız şeyler var. WhatsApp'ı kapatırsınız, gene yüzlerce cep telefonunda mesajlaşma, görüşme, sesli görüşme, videolu görüşme uygulaması var. Peki buna nasıl bu firmalar karşılık verecek? İşin o kısmı da konuşuluyor. Yani AKP sansürlü bir platform oluşturursa, işte Twitter, Instagram, WhatsApp, YouTube, bunu kabul edecek mi işin kuralına göre? Yani AKP'nin kuralına göre mi oynayacaklar? Yoksa biz Türkiye'den çekiliyoruz mu diyecekler? Şu an mesela bu tartışılıyor ama bununla ilgili de henüz net bir bilgi yok açıkçası. Twitter mesela çok sıkılmış durumda. Evet. Türkiye'den kendisine gelen şeylerden. Yani an meselesidir belki Twitter. Tak diye çıkabilir. Doğru, arada, çıkabilir. Twitter'ın kurucusu Jack nickiyle de yazıyor kendi adıyla hesabı. 1 milyar dolar tak diye korona etkilerine bağlı bağış yaptı. Evet. Yani ben hayatımda böyle bağış görmedim. Ve bu, ne dediler? Servetinin 3'te veya 4'te birini bağışladınız. %28'i. Müthiş. Servetinin %28'i tak diye servetinin %28'ine tekabül eden 1 milyar doları koydu. Koronavirüsle bağlı tedavi, etkileri, öbürü, beriki, hayırsever, işte hayır kampanyaları vesaire, hepsi için total olarak. Koronadan bağlı bir yardım seferberliğine veya başlattı veya işte ona katkıda bulunsun diye. Tak diye 1 milyar doları çıkardı koydu. Ben bu ölçüde, bu çapta bir yardımı son dönemde görmedim, işitmedim.
olağanüstü şapka çıkarmak lazım. Twitter zaten çok sıkılmış durumda. Yani Türkiye'den tak diye çıkar ne olacak? Yani hele şu anda şöyle bir ortamda internetin fişini çekmediğiniz sürece bunlarla mücadele edemezsiniz. Peki internetin fişini çekmek için nasıl bir lüksünüz olması gerekiyor? İnternetin fişini çekmeniz için kendi ağınızı kurmanız gerekiyor. Kendi network'ünüzü kurmanız gerekiyor. İnternet neticede bir network. Serverlarca beslenen, büyük serverlarca beslenen, o trafiği kaldırabilecek serverlarla beslenen ve esasen yüz milyonlarca insanın bağlandığı bir ağ. Yani bu ağ siz yaparsınız ülkenizde ve dersiniz ki ben artık internete de istemiyorum ve kendi ağımı kurdum. Hani Rusya bunu yapıyor şu anda, testlerini yapıyor. Mesela Çin. Pek çok şirket Çin'de yok. Neden? Çin'in kendi ağı var ve kendi sosyal mesajlaşma programları veya kendi video programları vesairesi var. Yani Çin bunu yapabilecek boyutta ve nüfusu da buna elverişli ve o nüfus o ağlar üzerinden iletişimini, işlerini götürüyor. Her neyse tabii bu orada kontrol de sağlıyor. Yani bir otokratik idare olduğu için, baskıcı bir idare olduğu için orada dönen bilgiyi de kontrol ediyor. Rusya bunu deniyor. Türkiye'de böyle bir imkanı var mı? Yok. Dolayısıyla kendi ağınızı kuramayacağınız için, internete muhtaç olduğunuz için internetin fişini çekemezsiniz. Ama WhatsApp'ı, Twitter'ı, YouTube'u kapatsanız da o işler gene akacak bir mecra bulur. Son dönemde şunu gözlüyorum. Sadece maalesef lafı bile yetti. Masum paylaşımlar bile kesildi. Çünkü evet. Bunlara bile soruşturma açılıyor. Evet. Kişiler gık bile diyemiyor. Niye gık bile diyemiyor söyleyeyim. Hani günaydın bile diyemiyor artık. Çünkü günaydın derse dikkat çekecek. O günaydının öncesindeki mesajlarına bakacaklar. 3 sene 5 sene önceki bir mesajını bulacaklar. Kişi kendini hatırlattı ya. 3 sene önce 5 sene önceki mesajlarına bakacaklar. Ondan dolayı soruşturma açacaklar. Bunun örneği de var. Dolayısıyla maalesef. Aman üzerime gelirler diye insanlar bayağı bir kapandılar. Bir ajandası varmış iktidarın, hazırlanmış, vadesi beklenen. İşte vade bu vadedir deyip bunu raftan indirdiler. Olay o. Yapacaklar öyle görülüyor yani.